keşfet doğayı, yaşa macerayı. Kaptan Pengu ve arkadaşları, bana derler kaptan, kaptan Pengu. Doğayı çok sever, hep korurum onu. Hey hey, ben siz şarkı mı yaptınız? Şarkı varsa mandalinasız olmaz. Doğayı koruma konu sevmeden olmaz. Misket, birik, mandalina, kaptan. Açılın biraz, geldiler uzaktan. Var mısın bizimle doğanın keşfine? Hadi sen de gel öğren bizimle. Çözeriz biz bütün sırları. Kaptan Pengu ve arkadaşları. Keşfet doğayı, yaşa macerayı. Kaptan Pengu ve arkadaşları. Keşfet doğayı, yaşa macerayı. Kaptan Pengu ve arkadaşları. Hala uyuyor musunuz? Yürüyüş yapmak için harika bir gün. Uyanın, uyanın, uyanın. Bugün erken uyanmak zorunda mıyız? Güneş doğdu mu? Biraz daha uyuyalım. Hadi ama bugün keşif günümüz. Kahvaltımızı bile hazırladım. Bugün harika bir gün olacak. Hissediyorum bunu. Günaydın. İçimden bir ses bugün harika bir gün olacak diyor. Çok enteresan mandalina. Ben de az önce aynı şeyi söyledim. Öyle mi? Ama şu an havanın güzelliğine bakıp başka bir şey düşünmek mümkün mü? Mümkün. Ben bu havada uyuduğumu düşünebiliyorum mesela. Pengu, geçen sefer keşfe çıktığımızda ne kadar eğlenmiştik hatırlasana. Birazdan uyanırlar. Sen niye bu kadar erken kalktın mandalina? Şey, yeni sanat eserim için çalışıyorum. Ha? Sanat eseri mi? Ne yapıyorsun ki? Olamaz. Saat nasıl da ilerlemiş. Güneş ışığını kaçırmamalıyım. Şey, benim gitmem lazım. Sonra görüşürüz. Mandalina'nın bu tavrı çok garipti değil mi? Acelesi var belki de. Bakalım bugün biz ne keşfedeceğiz? Işık saçan ağaç olabilir. Ya da şarkı söyleyen şelale. Şarkı söyleyen şelale mi? Pengu da uyandığına göre artık yola koyulabiliriz. Evet. Ne zaman mola vereceğiz Mirmir? Ben biraz acıktım. Evet evet, biz de. Sandviçlerimizi yiyebiliriz. İyi ki erkenden kalkmışız Mirmir. Doğada yürümek çok iyi geldi. Size söylemiştim. Hislerime göre bugün harika bir gün olacak demiştim. Aa, aynı misket gibi söyledin. O da hep gözlemlerime göre diyor. Aa, bu da ne? Ne oldu Gugu? Neye bakıyorsun Gugu? Bu çok ilginç. Baksanıza, bir ağaçları boyamış. Ama ağaçları kim boyamış? Kim boyadıysa güzel boyamış. Rengarenk. Evet, çok güzeller. Hepsi tablo gibi. Güzeller ama boya ağaçlara zarar verir. Yine de bunu yapanı bulmalı, ağaçları temizlemeliyiz. Acaba kim yaptı? Mandalina bir sanat eseri üstünde çalıştığını söylemişti. O yapmış olabilir mi? Yok, sanmıyorum. Mandalina öyle bir şey yapmaz. Ama erken kalkmıştı. Mandalina bu kadar erken kalkmaz. Hemen bir sonuca varmayalım arkadaşlar. Peki ne yapacağız? Önce Mandalina ile konuşalım. Tamam. Mandalina! Mandalina burada mısın? Bakın burada ne var? Boya kutuları. Hem de aynı ağacın renklerinde. Gerçekten mandalina boyuyor olabilir mi? İşte şimdi onu bulmamız şart oldu. Bakın mandalina orada. Ne yapıyor? Bilmiyorum ama elleri rengarenk boyanmış. Saklanın. Niye saklandık? Bilmem. Teyze saklanın dedi. Arılar yüzünden saklandım. Arılar mı? Olamaz! Kaçın! Galiba onları kızdırdık. Hemen buradan uzaklaşmalıyız. Görev iptal.
Görev iptal, kaçın. Onlar orada ne yapıyor? Bu çocukları tanıyor musun Mandalina? Evet. Neden kaçıştıklarını biliyor musun? Aslında hayır, bilmiyorum. Onlarla konuşur musun? Yavru arılar uyuyorlar. Sessiz olmaları gerek. Tabii ki konuşurum. Mandalina kaç, Mandalina. Neden? Arılar var, arılar. Evet. Onlar seni sokabilir. Sakin olur musunuz? Arılar kimseye zarar vermeyecek. Beni duydunuz mu? Evet. Duymamışsınız. Duysanız kaçmazsınız. Niye? Hop, kaçışmak yok. Herkes beni dinlesin. Bir kere onları rahatsız eden sizsiniz. Biz mi? Biz onları nasıl rahatsız edebiliriz ki? Kovan onların evi. Etrafında yüksek sesle konuşarak, bağırarak rahatsız edebilirsiniz. Nitekim yavru arılar uykudaymış. Bilmiyorduk Mandalina. Sahi, siz burada ne yapıyorsunuz? Seni izliyorduk. Beni mi? Evet. Neden? Ellerin neden boyalı Mandalina? Çünkü sabahtan beri fırçamı arıyorum. Bulamadığım için elimle boyadım. Ormanın ortasında. Evet. Bir sürü boyayla. Evet. Sabahın erken saatinde. Sabahın erken saatinde. Başka ne soracaktık? Bilmem. İşte bu çok garip. Bilmemem mi? Hayır, sabahın erken saatinde, ormanın ortasında bir sürü boyayla boyama yapman. Nesi garip? Bize ne boyadığını gösterir misin? Şimdi olmaz. Daha bitmedi. Aha, yakaladın. Çocuklar, burada tam olarak neler oluyor? Biz de aynı soruyu sana soracaktık. Neden sanat eserini göremiyoruz? Çünkü daha bitmedi. İşte bu. Ağaçları boyadığını biliyoruz. Ağaçları boyamak mı? Evet, boyanmış ağaçlar gördük. Sen sabahın erken saatinde ormanın ortasında bir sürü boyayla boya yaptığına göre... Ağaçları benim boyadığımı düşündünüz. Evet. Siz hala burada mısınız? Yavrular uyanacak. Affedersiniz arılar. Boyalar ağaç derken acaba şunları kastediyor olabilir misiniz? Şunlar? Gelin benimle. Şu ağaçları. Evet, tam tahmin ettiğimiz gibi. Boyamışsın. Bu ağaçları kimse boyamadı çocuklar. Ne? Bu ağaçlar bir çeşit okaliptus. Yani? Yani ağaçlar zaten böyle. Doğal halleri renkli. Ama bu nasıl olur? Boyanmış gibi bunlar. Boyanmış gibisi böyle. Bakın. Demek o yüzden sende aynı renkte boyalar vardı. Evet. Çünkü ben sanat eserimin çok güzel olmasını istiyorum. Aynı renkte boyalar aldım. Affedersin Mandalina. Biz ağaçları senin boyadığını sandık. Ağaçları değil ama resmini boyayan benim. Evet, fark ettik. Özür dileriz Mandalina. Önemli değil çocuklar. Ama böyle durumlarda gelip bana sormanız daha doğru olur. Haklısın. Peki Mandalina, bu ağaçlar nasıl böyle olmuş? Ağacın gövdesi yüzünden böyle oluyor. Gövdenin rengi her seferinde değişiyor. Ağacın kabukları da farklı zamanlarda, farklı şekilde zamanla soyulduğundan geriye hep farklı renkler kalıyor. Ağaç böylece rengarenk oluyor. Şimdi anladık. Buna sevindim. Şimdi müsaadenizle resmimi bitirmek istiyorum. Mandalina bizi de çiz, bizi de. Evet Mandalina, ağaç çok güzel. Biz de olalım resminde. Pekala, ağacın yanına geçin de poz verin bakalım. Acaba balıklama mı atlasam, çivileme mi? Mandalina resmi bitirmiş. Biraz değişik olmuş. Biz yumurtadan hala çıkmamış gibiyiz. Hadi onu uyandıralım. Mandalina biz geldik.
En iyisi balıklama. Mandalina uyan. Ya da çivileme. Böyle uyanmayacak. Mandalina, renkli fil var mıdır? Yoktur. Uyandı. Seni bir türlü uyandıramadık da kusura bakma Mandalina. Günaydın çocuklar. Biz sana bir şey getirdik. Bu nedir? Aç bak. Bu gerçekten harika. Bir sürü fırçam oldu. Güle güle kullan. Teşekkür ederim dostlarım. İşte şimdi rengarenk filler olur. Bununla mavi fil yapacağım. Bununla yeşil fil ve sarı fil. Ve kırmızı filler.